Sevgili başkanımızın döneminin başladığını da düşünürsek özellikle onun dönemine denk gelmiş ve burada yaşayan biri olarak bu sahilde konsere çıkıyor olmak benim İnönü Stadı'nda konser verme hayalim vardı, onu da yapmıştım son İsveri Festivali'nde, onun gibi bir şey yani. Festival kültüründe zaten boşu boşuna bir eğlence yaşanmaz aslında. Sosyalleşme alanıdır ve birbirine bir şey öğretirsin. Bu manada bu familyanın olması, bu birliğin olması ve aslında festival kültürüne çok faydası olacak bir işin olması ve aynı zamanda bunun bu bölgede, bizim bölgemizde yapılıyor olması inşallah daha da büyüyerek gider. Hem bölgemiz için faydalı hem onlar için çok faydalı. Hayko Cepkin, Efes Selçuk'un Fahriye hemşerisi. Onu sahnede hele benim ve birçok Selçuklu gencin çocukluğunun geçtiği, büyüdüğü bu sahilde görmek inanılmaz keyifliydi. Müthiş bir şey izledim. Yani biraz önce izlediğim şey bir sahne şovuydu. Biraz önce izlediğim şey nereye bakacağımı şaşırdığım bir organizasyondu. O yüzden çok çok keyifliydi yani. İnanılmaz müthiş bir şeydi. Evet, Efes Selçuk'taki esnaflara katkısı oldu. Ama daha önemli bir katkısı oldu. Festival kültürleri farklı farklı pozisyonlarda yer alıyor artık. Ancak biz ev sahipliği yapmış olduğumuz Gezgin Fest'te gerçekten biraz önce Hayko Bey'in söylediği gibi bir birleşim gördük. Bir sahip çıkma gördük. Ve bunun içerisinde çok kıymetli sanatçılar da var. Ve o sanatçıların da zaten buraya kendilerini gerçekten ruhlarını katarak geldiklerini gördük. Bu gerçekten tam doğa severlerle işte tamamen özgürlükçü düşünceye sahip gençlere yönelik bir festival oldu. O yüzden her şeyin ötesinde bunun doğru bir ünlem olduğunu düşünüyorum. Hem Efes Selçuk için hem de Türkiye için önemli bir adım olduğu kanaatindeyim.